Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bir video çekelim istedik ama çok geç kaldık. Eve gelince de uyumuşum. Bugün mahallemize birazcık yardım kömürleri falan gelince onları dağıtalım dedik. Bugünkü videomuz biraz geç kaldı, kusura bakmayın. Merak ettik tabii, tavşanlar ne oldu? Hayvanların durumu nedir? Saat şu anda sanırım 5 falan oldu. 5'e kadar, sabah 8'de evden çıktım, 5'e kadar maalesef eve gelemedim. Hatta sabah kahvaltısı bile yapamadım. O derece zaten gözlerim falan şişmiş. Fark ediyorsunuz, gelince biraz uyumuşum. Şöyle birazcık hayvanlardan görüntü alalım. Tavşanlar ne oldu onları çekelim. Bu arada Allah'a şükürler olsun ki çekilişimiz bitti. Kurtulduk numara verme olayından. Tabi sabit numara verme olayları devam edecek. Onları da anlatmıştım zaten dünkü canlı yayında. Bir daha özet geçmeye gerek yok. Biraz da işin keyfine varalım inşallah. Önce horozlardan şöyle bir Horozlarımız bildiğiniz gibi güzelleştiler. Bir aya kadar da tavuklarla buluşmasını sağlayacaklar ve eşlemesi meydana gelecek arkadaşlar. Hayvanları çekmiyordum. Beyaz tavşan anne bizi ziyarete gelmiş. Neden bilmiyorum. Şöyle bakayım. Niye geldin sen? He? Yavrularına bakacağız. Merak ediyorum. Daha gidip bakmadım bile. Burada yine diğer grup horozlarımız duruyor. Tavuğumuz bayağı bir kafese alıştı. Tabii yemi yok. Buna birazcık yem takviyesi yapalım. Yani burada yem bitmiş. Birazdan yaparız. Tavuğumuza yem vereceğiz. O da maşallah sülün gibi bir şey oldu. Şinasimiz de keyif güzel. Biliyorsunuz bir but vermiştik. O butun da ciğerini sökmüş. Komple bir buttu bu arkadaşlar, biliyorsunuz. Onu kemirmiş, bir altı kalmış. Bunu da birazcık toparlarız. Olmazsa yeni bir et parçası veririz ona. Şinasimizin de keyfi güzel. Bugün hava çok esiyor. Rüzgarda zaten uçamayacağı için ona bir şey yapmayacağız. O takılsın burada. İki grup tavuğumuz daha var. Onlar da kafesinde. Birazdan yem takviyelerini yapacağım inşallah. Erkek ve dişi tavşanlarımızın arasındaki fark bu. Bizim elimizde şu an yavru olan tavşanların babası arka taraftaki beyaz. Yani velikan değil. Bu arada kafes tellerini kemirmeye başlamış. Şöyle göstereyim, bu içeride diye. Sen niye kemirdin buraya aşık? Hayvan kafes tellerini kemirmiş arkadaşlar. Sen bizden korkmuyor musun ya? Ha? Dişi tavşan bize alıştı gibi biraz. Bu altı biraz da eşmeye başlamış arkadaşlar. Sanırım güvercin kümesinin temelini tamamen oyup dışarıya çıkmaya çalışıyor. Erkek tavşan bunları eşlemesin diye buraya ayırdım. Ama belki de birine hediye edeceğiz ya da vereceğiz dişi ve erkek tavşanı. Ya da satacağız, bilmiyorum. Buna dev valikan tavşanı almamız lazım. Çünkü arada uçurum var. Bu da bize alıştı ya, çok güzel. Neyse, şöyle bir gidelim. Diğer tavşanımız da orada birazdan. Bunun yuvasını pek ellemek istemiyorum ama yine de size bir kesit göstereceğim inşallah. Güvercinlerimiz ne alemde, ona da bakalım. Kızlar, siz ne yapıyorsunuz? He? Kızların hala başında koca yok. Neden? Yumurtaları daha henüz hızlı şekilde olmuyor. Yani tek tük yumurta yapıyorlar. O yüzden buraya horoz atmadım daha, tavukları bedava üzmesin diye. Güvercinler burada tek yumurtaya yatıyor. Hünkârlar iki yaptı mı bilmiyorum. Ona da bakalım. Sen bir yumurta daha yaptın mı? He? Evet, yapmış. Hünkârımız iki tane yumurta yapmış. Çok güzel. Onlar da gayet başarılı. Bunların yemleri var. Sıkıntı yok.
Tavuklar gün geçtikçe güzelleşiyorlar. Hepsi şarap gibi oldu maşallah. 10 numara. Bir köşede damızlık bir tavuğumuz var. Onun da artık tüyleri çıkmaya başladı. Bu grupta da bir sıkıntımız yok. Şebaplarda daha bir üreme ve eşleme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Şebaplar öyle duruyor. Şimdi biraz da tavşanlara bakalım. Özellikle beyazın yavrularına kolay bakabildiğimiz için hayır gelmek yok. Gidelim beyazın yavruları nedir ne değildir bakalım bakalım. Ne görüyor mu? Görmüyor. Evet şimdi tesisatı kaldıralım bakalım. Nedir, ne değildir. Biliyorsunuz bunu kapatmıştım yağmur falan yağmasın diye. Aslında üstü bunun komple kapalı. Bir sıkıntı olmaz ama önlemdir. Bu sefer yavruları almayacağız dedik. Sadece bir gözlemleyelim bakalım durumları nicedir. Sanırım böyle biraz tüylenmişler gibi. Anne de Allah Allah. Oo. Bak şimdi bak. Olaya bak şimdi arkadaş. Anne de burayı komple toprakla kapatmış. Nasıl göstereceğiz? Şöyle gösteremiyoruz. Şunu kaldırsak olmaz. Artık buradan gördüğümüz kadar diyeceğim ama dur bakayım bir saniye nasıl görmüyorum ya? Ben onu gösteririm size. Heh. Evet. Yavrular kımıl kımıllar. Kaç tane var? Anne bu arkadaki toprak yığıntısını görebiliyorsanız şu çalıları biraz çeksem aslında daha iyi gözükebilir. Şimdilik kaldırmıyorum da sonra kaldıracağım. İçeride kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan var galiba arkadaşlar. Ben öyle saydım. Daha tabii tüylüler, tüyleri yok yani. Ama hızlı tüyleneceklerini düşünüyorum çünkü beyazlamaya başlamışlar. Böyle kımıl kımıl üst üste çıkıyorlar. Annesi bunun arka tarafını toprakla kapatmış arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum ama tabii şu an evet gözüküyor galiba. Şu arka tarafını komple tüyle şeyle kapatmış, toprakla kapatmış. Buranın açık olduğunu bilmiyor. Neyse çok fazla da açıp hayvanları üşütmeyelim. Diğer tavşanın yanına gidelim arkadaşlar. Bakalım o ne yapmış yuvayı. Burayı komple kapatalım. Gece yağmur falan yağmasın. Diğerinin yanına gidelim bir bakalım. Az önceki yavrular bunundu. Bu beyaz dev tavşanın. Annesi arkayı kazıyor açıyor. Ben sizler için çok özel videolar çekeceğim ama şu an ufak. Buna. Bu bizim peşimizden geliyor. Gel. Gel sana bir şey verelim. Gel. Gel. Gel hadi. Onu şöyle bir yaprak verelim. Gel. Al. Al. Öteki tavşan geliyor. Al. Al bakalım. Al. Bağ yaprağını çok seviyorlar. Onu beğenmediler. Bak şimdi. Bu arada iki tavşan dün sanki böyle biri ikisi de dişi olmasına rağmen eşleşiyor gibilerdi. Çok şaşırdım. Birazdan bu kahverenginin de yavrularını göstereceğim. Al. Çok seviyorlar üzüm yaprağını. Neden bilmiyorum ama. Şöyle biraz daha kapartabilirsin. Bu arada ben bunları besliyorum ya artık benden kaçmıyorlar. Alıştılar yani. Hı? Al bakalım. Şimdi bu kahverenginin yavrularına da bir bakalım bakalım ne olmuş. Bunlar burada oyalana koysun. Kaç bakalım.
Valla ilk günümüz başarılı geçti. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zayiat yok. Burayı da kapatmıştım. Tabii bu alanı kapattım mı kapatmadım mı bilmiyorum. Şöyle çekmeye çalışacağım yine. Önünü toprağa doldurmuş arkadaşlar. Sadece bir gözükecek gibi bir yer. Onlar da içeride kımıldıyorlar. Bir sıkıntı yok. Burayı ellemeyeceğiz tabi. Elimiz değerse belki de huzursuz olabilirler. Ama yakın zamanda bunlar biraz palazlandı mı sizlere daha güzel videolar çekeceğim inşallah. Şöyle çıkmaya çalışayım. Burayı da kapatalım. Şu an elle müdahale etmiyoruz. Çünkü bizim kokumuz sinerse sıkıntı geçen sefer. Ha, bu arada hangi yemi kullanıyorsun diyen arkadaşlar. Etlik piliç tam yemi 5121 numara yemi kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Olay bu kardeşlerim. Bugün böyle bir video çektim sizler için. Bu tip videoların devamı gelmesi için kanalımıza destek olup abone olmayı, bir de gelen mesajların bildirimleri için zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.